Kayseri'de düzenlenen 4. kitap fuarı bugün kapılarını açtı. Kitap fuarına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. kitap fuarı Dünya Ticaret Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu. Açılışa Kayseri Valisi Şeymuz Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, araştırmacı Sevil Atasoy, yazar Hayati İnanç, Mete Yarar gibi pek çok isim katıldı. Burada konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserimiz için adeta övünülecek bir gün dedi. Gerçekten Kayseri'miz için bir adeta övünülecek bir. Bu güzel cuma gününde birbirine değerli yaklaşık 300 tane yazarımızı 10 güne yaymak suretiyle Kayseri'mizde misafir etmek, kitap severlerle buluşturmak. Bu amaçla 200 üzerinde de kitap evinin burada yer almasını sağlamak. Daha önce pandemi öncesi yaklaşık 800'ün civarında kitap severim ziyaret ettiği fuarımızda inşallah rekorlara tekrar imza atmak amacıyla bir çalışma yaptık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Buraya gelmeden önce de cuma namazından önce 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde laftan çok icraat bantı içerisinde adeta engelsiz yaşam oluşturmak amacıyla hayırseverlerimizde iş gibi halinde Nesinler Özdemir'i Engelsiz Yaşam Merkezi'ni adeta bugüne armağan ederek başlandırdık. İnsanı yaşattı, devlet yaşasın felsefesiyle insanlara hizmet etmenin Kayseri hemşehrilerimiz vasıtasıyla bizlere nasip olmasına vesile oldukları için her gün ayrı ayrı teşekkür ediyor. İnşallah onlara layık olma yolla gayretlerinizi göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Evet, Kayseri'miz dediğimiz gibi okuyan ve öğrenen bir şehir olma yolunda adeta sınavları girer girer başarıyla bitiren bir anlayış içerisinde bir şehir. Biz şehrimizi turizm merkezi, kültürün merkezi, sporun merkezi, eğitim merkezi, kütüphaneler şehri gibi anlayışlarla anılması için gece demeden, gündüz demeden 16 ilçe belediye başkanıyla el ele gönül gönüle değerli milletvekillerimize, bakanlarımıza adeta dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür bir bereketi yaşıyoruz. Bunun elhamdülillah şükründen aciz olduğumuzu ben buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah bizleri seven güvenilir hemşehrilerimize layık olma yolunda, onların gönüllerine kat kurmak yolunda, gönül belediyeciliğini hayata geçirmek yolunda çalışmalarını sürdürürken Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu ve öğrenci dostu bir şehir olarak ödülünü almış bir belediye olarak elbette ki bu konuda daha fazla çalışma yapmamız gerektiğinin farkındayız. 5 tane üniversitesi olan bir şehirden söz ediyoruz. 80 bin tane üniversite öğrenci olan bir şehirden söz ediyoruz. 300 bin tane ilkokul, ortaokul, lise öğrenci olan bir şehirden bahsediyoruz. İşte bu genç nüfusun öz güven içerisinde daha donanımlı, daha eğitimli, geleceğe adeta ümitle bakan ve geleceği inşallah Mevlamızın zülfünde şekillendirecek olan bir nesil yetiştirmek için çırpınıyoruz. İstiyoruz ki böyle bir kitap duvarıyla hem Anadolu'da kendisine söz etmişsin, hem yazarlarımıza, şairlerimize bulsun, kendisinde özgüven olursun, onlara tanışsın, sohbet etsin ve adeta okuyan olan, okutan olan statüsünde yer alsın. Kayseri Valisi Şeymuz Günaydın 16 Kasım 2021'de vefat eden şair Sezai Karakoç'u anarak söze başladı. Merhum Sezai Karakoç anısına düzenlenen bu fuarın hayırlara vesile olmasını, şehrimizin edebiyat hayatına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Düzenlenen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yakın çalışma arkadaşlarına destek veren, katkı veren bütün kurumlara da teşekkür ediyorum.
Tabii şimdi 4 rakamını görünce Kayseri'ye yakışmıyor. Daha önce başlaması gerekirdi diye düşünüyoruz. Ama biz Kayseri'yiz inşallah bu mesafeyi çok kısa sürede kapatıp kitap varlığının dilimizin her anlamda değişimine, gelişimine katkı sağlayacak noktaya gelmesine imkan vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı da hızlandıracağız. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin dünya üzerindeki okuma oranının nasıl bir konumda olduğunu ve bu oranın diğer ülkelere göre nasıl bir atak yapılması gerektiğini ifade etti. Okumaktan uzaklaşılmamalı, kitaptan uzaklaşılmamalı. Elimizdeki verilen büyük verileri bundan kısmen uzaklaştığımızı gösteriyor. Geçen hafta Norveç'te NATO toplantısı için dünyadan fazla okuyan ülkelerden bir tanesi Japonya, Norveç ülkeleri, Nordik ülkeleri gelirlerinden bağımsız olarak bunu düşünmeye çalışıyorum. Düşünen insanın evde tepebileğini, hayal dünyasından tırmalayabildiğini birçok kereler yurt dışında da görme imkanımız oldu. Özellikle bir saat içerisindeki okuma miktarına baktığımızda bize mutlaka farklı bir atak yapmamız lazım. Bunun ana kültürüne, ana ruhsal hafızasına aslında sahip olan biziz. Metaverse'den bahsettiğimiz artık sanallığın, gerçekliğin her bir şeyin tanımını tekrar yapmak zorunda kaldığı ve insanların algılarıyla gerçeklerini farklı noktalara taşıdığı bir gelecekten bahsediyoruz. O yüzden ben bu kitap fuarında özellikle bu kavramların daha fazla tehditkar olmaması için, bunların bir fırsata dönüşülebilmesi için mutlaka bizim okuma kültürünü derin bir şekilde hissedip bunu yaşayabilmemiz lazım. Bunu mutlaka birbirimize anlatabiliyor olmamız lazım. O yüzden ben Kayseri'de giden bütün müsaadenlerimizi, mütefekirlerimizi, düşünürlerimizi, şairlerimizi, edebiyatçılarımızı bizi bekleyen bu tehditten alıkoymalar için bu temaları özellikle vurgulamalarını bir kez daha burada ısrar ediyorum. Araştırmacı yazar Sevil Atasoy, Kayseri Kitap Fuarı'na daha önce de geldiğini belirterek "Hiçbir şey beni kitap fuarındaki topluluklar kadar duygulandıramaz" dedi. Bugün burada Sezai Karakoç anısına açılışını yapmakta olduğumuz 4. kitap fuarının önce Kayseri'ye ama daha da önemlisi ülkemizin geleceğine çok önemli bir adım teşkil etmesini Allah'tan niyaz ederim.